Evet arkadaşlar merhaba. Ben Esmer Küçük. Geçen hafta da Asep'le birlikte işledik. Bu hafta da devam etmeye uğraşacağız. Geçen hafta ben size sterilizasyon yöntemlerini son anda çizdim. Tahtaya yetiştirmeye çalışmıştık. Bunlar neydi? Şöyle bir hatırlayalım mı? Sterilizasyon, otoblap, postör fırını, etür, benmari gibi cihazlarla yalan olarak yapılan kullanımı sterilizatör adı veriliyor bunlara. Bunlar kendine özgü çalışma sistemleri var diyoruz. Bunlar ısı ile sterilizasyon yapıyordu. Kimyasal maddelerle sterilizasyon yapıyordu. Süzmeyle bir de ışınlarla sterilizasyon yapılıyordu diyoruz. Daha sonra bu konuları açacağız tabii ki. İlk başta bilmeniz gereken neymiş arkadaşlar? Isı ile sterilizasyon, kimyasal maddelerle sterilizasyon, süzme ile sterilizasyon ve ışınlarla sterilizasyon diye ayırıyoruz demiştik. Dersimizi yazalım hemen. Ders aseptik. Konumuz dekontaminasyon. Neymiş? Dersimiz asip. Çünkü yazacağımızı ben bugün herhalde yordum mu hocam yazıları? Aseptik. Dekontaminasyon. Arkadaşlar dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesinde fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak personelin aletlere elle temas edebilmesi açısından güvenli hale getirme işlemidir diyoruz. Demek ki üzerindeki bir yüzeyin, bir maddenin yüzeyindeki patojenleri ne yapıyoruz? Uzaklaştırıyoruz. Patojen neydi arkadaşlar? Hastalık yapma etkenine sahip şeylerdi. Evet. Dekontaminasyon aşağıda belirtilen aşamalarla gerçekleşti. Dekontaminasyon aşamaları diyelim. Kısaltalım biraz. Evet. Neymiş? Kullanılmış araç ve gereçlerin toplanması. Kullanılmış araç ve gereçlerin toplanması. Daha sonra ne yapılması gerekiyor? Ön temizlik. Daha sonra da dekontaminasyon. Şimdi arkadaşlar dekontaminasyonda kontamine malzemenin toplanması, yani kontamine olmuş kullanılmış araç gereçler, kullanılan araç gereçler ne olmuştur? Kontamine kabul ediyoruz. Artık bulaşmış diyoruz. Onların toplanmasında bakalım nelere dikkat ediyoruz. Tek kullanım malzemeler kullanıldıktan sonra kullanım alanından uygun şekilde ayrıştırılıp kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atılmalı. Hastane atıkları yönetmeliğini, talimatları, önerilerini uygulanarak uzaklaştırılmalıdır. Aspiratör şişeleri, benzeri sıvı atık içeren kaplar taşıma sırasında dökülüp saçılmayı önlemek için kullanılan alanına boşaltılmalıdır. Yani onların içini boşaltıyoruz. Çünkü taşırken herhangi bir yere dökülmesin, sıçrama olmasın diye. Dekontamine edilecek malzemeler kaba kirlerinden arındırılarak neymiş? Dekontaminasyon edilecek malzemeler kaba kirlerinden arındırılarak sızdırmaz kaplar
kapalı kaplar içerisinde sinizasyon ünitesine kuru ve ön işlem yapılarak ne yapılmalıdır? Transferleri gerçekleşmelidir. Bu transferinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Kuru transfer. Kuru transfer. Bu kontamine aletlerin ne yapıyoruz arkadaşlar? İçine solüsyon konmadan taşınması gerekiyor. Bir de ön işlemli transfer var. Burada ne dedik? Kuru transfer dedik. Bir de nedir? Ön işlemli transfer. Ön işlemli transfer. Burada da arkadaşlar içerisinde uygun deterjan, dezenfektan, solüsyon koyalım diyelim ya da şöyle kısaltalım. Solüsyon konularak ne yapıyoruz? Kabın içerisinde konularak yapılan taşımaya da ne diyoruz? Ön işlemli transfer diyoruz. Arkadaşlar yeniden kullanılan bir kontamine olmuş malzemeler enfeksiyon riski açısından mümkün olduğunca az dokunulmalı. Yani bu aletlere mümkünse az dokunmalıyız. Merkezi sterilizasyon ünitelerine taşıma süresi mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Transfer işlemlerini gerçekleştirecek personel eldiven, maske, gözlük ve gereğinde koruyucu önlük giyerek aşağıda belirtilen noktalara dikkat ederek ne yapmalıdır? Taşımalıdır. Götüreceğimiz malzeme kontamine olacağından mutlaka ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstü örtülmelidir. Aletler ön işlem yapılmadan kuru veya ne yapıyordu? Dezenfektan maddeler içine koyarak transfer ediliyordu. Nedir? MSÜ neydi arkadaşlar? Merkezi sterilizasyon ünitesine en kısa zamanda ulaşmasını sağlıyoruz. Bunlar asansörleri özel olmalı, transfer arabaları olmalı diyoruz arkadaşlar. Açılmış her set kullanılmamış bile olsa ne sayacağız arkadaşlar? Kontamine sayacağız. Demiş malzeme açıldıysa ama kullanılmadıysa biz o malzemeyi ne kabul ediyoruz arkadaşlar? Kontamine kabul ediyoruz. Kontamine nedir hocamıza yazarsanız çok sevineceğim, unutmayalım diye. Evet. Eklemli aletler açık olarak sepete yerleştirilir. Arızalı olan aletler setten ayrı MSÜ'ye gönderilir. Hocam cevap gelmiş. Bir arkadaşımız kirli demiş. Bulaşma diyelim. Daha çok öyle kalsın aklımızda. Bulaşmış. Yani kirli de denir. Ama kontamine bulaşmış demek. Evet. Teşekkür ederim güzel çocuğum. Kanun katılmadı herhalde bugün. Nedir? Arızalı olan aletler setten ayrı MSÜ'ye gönderilir. Set listesine arızalı alet ve arıza bilgisi yazılır. Her set içerisinde mevcut olan aletlerin kayıtlı olduğu ve sayımlarının kaydedildiği bir liste bulunmalıdır. Bunları unutmayın arkadaşlar. Merkezi sterilizasyon ünitesine göndereceğiniz zaman mutlaka ne yapıyorsunuz? Liste tutuyorsunuz. Yani hangi aletleri yolladınız, bunun içinde neler var değil mi? Neler dezenfekte ve sterilizasyonu yapılacak, bunları belirteceksiniz. Bakın, şöyle yazalım. MSÜ'ye nedir? Set malzeme teslimi.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi'nde SEP malzeme tesliminde teslim edilen malzemenin ne olduğunu, daha sonra sayısı, yani şöyle şurayı silelim, malzemenin sayısı diyelim. Malzemenin sayısı, değil mi? Hangi malzemenin hangi servisten geldi? Çünkü arkadaşlar bunları mutlaka siz dolduracaksınız, bu evrakları ona göre teslim edeceksiniz. Bunlara lütfen dikkat edin. Malzemenin ne olduğunu, sayısını, hangi servisten geldiğini, malzemenin ne zaman geldiği, ne zaman teslim edildi diyelim. Daha sonra arkadaşlar, malzemenin kim tarafından teslim edildiğine bakacağız. Bunları yazacağız mutlaka. Bunun için MSÜ'nün alet ve malzeme teslim formu kullanıyoruz. Formda arkadaşlar malzememizin ne olduğunu, sayısını, hangi servisten geldiğini, ne zaman teslim ettiğimizi, kim tarafından teslim edildiğini belirtiyoruz. Arkadaşlar kitabımızda var, makbul formlar var. O formu mutlaka dolduruyoruz. O form elimizde bulunuyor. Çünkü biz daha sonra malzemelerimiz, sterilizasyonu yapıldıktan sonra ne yapıyoruz? MSÜ'den gelip bunu teslim alıyoruz arkadaşlar. Evet, burada anlaşılmayan bir şey yok. Ve kontaminasyon. Şimdi arkadaşlar, enfeksiyon riskine göre araç ve gereçlerin sınıflandırılması diyelim. Enfeksiyon riskine göre araç ve gereçlerin sınıflandırılması. Arkadaşlar, sterilizasyon veya dezenfeksiyon yapılacak araç gereçler öncelikle enfeksiyon risklerine göre sınıflandırılarak işleme tabi tutulur. Bunlar kritik alet ya da malzemeler. Neymiş? Bir kritik ve malzeme. Arkadaşlar şöyle diyelim, kritik alet ve malzemeler vücut bütünlüğünü, neymiş? Vücut bütünlüğünü bozan aletlere biz ne diyoruz? Kritik alet ve malzemeler diyoruz. Sterilizasyon gerektiren, disposable olarak bulunan veya önceden sterilize kullanıma hazır hale getirilen araç ve gereçlerdir. Yani bunlar ne demektir? Sterilizasyon önceden yapılmıştır veya disposable. Disposable neydi arkadaşlar? Lütfen hocamıza yazarsanız sevinirim. Daha önce disposable'ı birlikte işlemiştik. Hatırlayacak mısınız? Çünkü eski konuları unutmalar. Cevap gelmiş hocam. Tek kullanımlık. Harikasınız. Kim bu güzel Nil. Nil, teşekkür ederim. Disposable neydi? Tek kullanımlık malzemeydi. Buse'de demiş. Teşekkür ederim Buse'ciğim. Evet, bunlar neydi? Daha önce bunları sevdi, sağlanmış malzemeler. Kritik alet ve malzemeler, sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu ya da disposable'sa bunlar önceden hazırlanmış malzemelerdir.
Bunlara örnek ne verelim arkadaşlar? Kritik alet ve malzemelere örnek. Ne olabilir arkadaşlar? Kateter olur mu? İğne olur mu? Evet. Granüller olur mu? Bisküvi demişler. Çok güzel. Granüller de arkadaşlar ben size açıklayayım. Bunlar da intravenöz yani damar içine girildiği zaman buradaki kullanılan malzemede ne varmış arkadaşlar? Damarı tekrar açmadan bana yoluyla diğer ilaçların verilmesini sağlıyor. Granüller neymiş? İntravenöz yolla girdik. Değil mi? Hastanın damarında tutuyoruz. Gerektiğinde hastaya başka ilaç verdiğimizde bu aletin yan tarafında manaları var. O kısımları ne yapıyoruz? Açıyoruz. İlacımızı verip tekrar manamızı kapatıyoruz. Evet. Dediğiniz gibi cerrahi aletler. Arkadaşlar kritik alet ve malzemelere baktığımızda risk taşıyorlar. Çünkü bunlar neye sebep oluyor? Vücut bütünlüğünün bozulmasına sebep oluyor. Vücut bütünlüğü bozulduğu zaman da risk taşıyor. Biz dedik enfeksiyon riskini ne yapıyor? Arttırıyor. O yüzden bunları daha önce sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu yapılmış olmalı. Kullanılmadan önce bunları sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu yapılmış olmalı diyoruz. Evet, ikincisi yarı kritik. Alet ve malzeme. Bunlarda yüksek düzeyde enfeksiyon gerektiren araç ve gereçlerdir. Doku bütünlüğü bozulmamış cilt ve mukozayla temas eden malzemeler bu sınıfa girer. Örneğin endotrakyal tüpler, endoskoplar, airway'ler diyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi biraz önce... Hocam söylediklerinizde yazan biri olmuş İbrahim Hocam Kulat. Endoskop tüpler, endotrakyal tüpler, endoskoplar, airway'ler demiştim. Çok güzel. Şimdi burada yarı kritikte arkadaşlar doku bütünlüğünü bozmuyoruz. Ama vücudun iç yapısına doğru giriyoruz. Mesela diyelim ki endotrakyal tüp yani soluk borusuna doğru bir tüp yerleştiriyoruz. Ya da endoskopi yaptığımızı düşünelim. Vücut boşluğuna giriyoruz ama vücudun bütünlüğünü bozmuyoruz. Neymiş arkadaşlar? Vücuda giriyoruz ama vücudun bütünlüğünü bozmadan vücut boşluklarına giriliyor. Ama burada da yine ne gerektiriyor arkadaşlar? Yüksek dezenfeksiyon gerektiren araç ve gereçler diyoruz. Diğerinde ne gerektiriyordu arkadaşlar? Sterilizasyon ve dezenfeksiyon birlikte olmalıydı. Burada sadece yüksek dezenfeksiyon gerekli diyoruz. Örneklerimizi de yazalım. Örneklerimiz neydi? Endoskopi diyelim. Evet. Endotrakyal tüp. Burada ne yaptık arkadaşlar? Enfeksiyon riskine göre kritik aletler, yarı kritik ve kritik olmayan üçüncüsü kritik olmayan alet ve malzemeler. Burada ne yaptık arkadaşlar?
Düşük ve orta düzey dezenfeksiyon gerektirir. Araç ve gereç ve malzemelerdir. Doku bütünlüğü bozulmamış. Sadece cilde temas eden araç ve gereç malzemeler kullanılır. Örneğin yatak takımları, tansiyon aleti, manşonu, parmak probu, hani şu şöyle takılıyor ya parmağınıza. Evet, stetoskop, hastalara giydirilen kıyafetler neyin içine giriyor arkadaşlar? Kritik olmayan ama düşük veya orta düzey dezenfeksiyon gerektiriyor. Buraya örneklerini de yazalım. Örnek. Değil mi? Tansiyon aleti diyelim. Termometre diyeceğim ama termometreler uzaktan da ölçebiliyor. Evet. Parmak probu diyelim. Parmak probu. Ve ne diyelim? Yatak takımları. Evet. Bu konuyu ben önemsiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Ne yapıyormuşuz? Enfeksiyon riskine göre araç ve gereçleri sınıflandırıyoruz. Neymiş? Bizde insanda nedir? Enfeksiyon yaratma riskine göre ne yaptı? Araç gereçleri sınıflandırdık. Bunlara kritik aletler ve malzemeler dedik, yarı kritik dedik ve kritik olmayan malzemeler. Kritik olanlar nedir? Sterilizasyon önceden yapılmış, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu kullanıma hazır hale getirilmiş, vücut bütünlüğünü bozan. Neymiş? Vücut bütünlüğünü bozan aletler kullanıyoruz. Örnek ne vermiştik? Kateter, iğne, granüller, cerrahi aletler demiştik. Değil mi arkadaşlar? Veya örtüler de olabilir. Çünkü ameliyat esnasında kullandığımız örtülerde mutlaka sterilizasyon yapılacak diyoruz. Yarı kritik alet ve malzemeler. Arkadaşlar bu yüksek dezenfeksiyon gerektiren ama vücut ya da doku bütünlüğü bozulmadan cilt ve mukozaya zarar vermeden ne yapıyoruz? Yaptığımız işlemler neye giriyor? Yarı kritik aletlerde kullanıyoruz. Bunlar neymiş? Vücut bütünlüğünü bozmadan vücut boşluklarına giriyoruz. Buna örneğin endoskopi dedik, hani ne diyorlar, mideye hortum atılıyor ya halk arasında öyle söyleniyor. İşte onlar nedir? Vücut bütünlüğünü bozmuyor ama görüntü elde etmek için hastanın vücut boşluğuna giriliyor. Bunlar da yüksek dezenfeksiyon gereksinen araç ve gereçler oluyor. Kritik olmayan alet ve malzemeleri baktığımız zaman da arkadaşlar ne görüyoruz? Vücut bütünlüğünü bozmuyoruz, değil mi? Bu da düşük ve orta düzey ne gerektiriyor bize? Dezenfeksiyon gerektiriyor diyoruz. Geçiyorum. Arkadaşlar şimdi burayı silelim ve neye geçelim? Ön yıkamaya. Katılım nasıl hocam? İyi mi? Kaç? 26. Aferin benim çocuklarım. Arkadaşlar şimdi ön yıkama diyelim. Arkadaşlar ön yıkama kontamine tıbbi malzemeler, özellikle kaba kirlerin, özellikle organik atıkların deterjan kullanımları uzaklaştırılması ve dekontaminasyona hazır hale getirilmesidir. Neymiş? Ön yıkamada kontamine tıbbi malzemeler üzerindeki kaba kirleri, özellikle organik atıkların deterjan kullanımları
uzaklaştırılması ve dekontaminasyona hazır hale getirilmesidir. Ön yıkama işlemleri basamak basamak gibi arkadaşlar. Ön yıkama işlemleri diyelim. Ön yıkama işlemleri. Şimdi organik bulaşların alet üzerinden kurumasını önleyerek yıkama öncesi kolay temizlenmesine yardımcı olur arkadaşlar. Neymiş? Organik bulaşların alet üzerinde, mesela kan bulaştı değil mi? Bunların alet üzerinde kuruduğu zaman temizlemesi zorlaşır. Onların yıkama öncesi ne yapıyoruz? Temizlenmesine yardımcı oluyor. Yıkama deterjanları ve enzimatik solüsyonların etkinliğini arttırıyor. Önceden yıkadığımız zaman nedir? Kullanacağımız deterjanların alet üzerine etkisi daha fazla olacaktır. Gözle görülebilen tüm kir, doku, kan ve yabancı maddelerin uzaklaştırılmasının yanında mikroorganizma sayısı da, yani biyolojik yük diyoruz, azaltılmış olur. Yani alet üzerindeki bulunan ne kadar mikroorganizma sayısı azaltılmış olur. Buna ön yıkama yaptığımız zaman. Evet, organik kirliliğin neden olacağı korozyonu. Korozyon arkadaşlar aşınma demek. Bu da nasıl oluyor? Metallerin paslanması ya da oksitlenmesini ne yapar? Etkiler diyoruz. Önlüyoruz. Taşıma, kontrol ve yıkama sırasında görevli personelin enfekte olma riski azalır. Yani nedir? Onu taşıyacak olan personelin enfekte olması, enfeksiyona uğraması riskini azaltıyoruz diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, yıkama suyunun özelliklerine bakalım. Siz ben yokken araştırın. Biraz sonra dersimize ara vereceğiz. Suyun pH'i ne demektir pH? pH nedir? Şunu araştırın. Hocamıza söyleyin. Ve distile su nedir? Bunu araştırıyorsunuz. O bir ders devam ediyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir ders devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yıkama suyunun özelliklerine bakacaktık. Ben size bir soru yönlendirmiştim. pH nedir? Suda suyun pH'i nedir? Siz bahsedecektiniz yıkama suyunun. Araştırmışlar mı hocam ben yokken? Şey yazmışlar, asitlik veya bazlık derecesini fark eden ölçü birimi. Ölçü birimi. pH neymiş? Asit-baz dengesini gösteren, değil mi? Eğer şöyle ben size hemen çizeyim. pH cetvelimizi. Burası neydi? 0, burası 14, şu kısım 7 idi. Arkadaşlar, 0 ile 7 arasına ne diyorduk? Asit. Asidik diyoruz. Hocam bir şey daha söylemişler. Distile saf suyun pH'de 6,5 muydu hocam demişler. Evet. Çok güzel. Normal içme suyunun pH'i 7,4 olmalıdır. Daha yumuşaktır içimi. Kolaydır çocuklar. Eğer ki aşağı doğru düşerse, yani o zaman ne olur? Suyun sertlik derecesi artmış olur diyoruz. İçtiğimiz sularda mutlaka pH'ına bakıyoruz demiştim. Şöyle şu sulara, benim tabi bunu görme şansım yok ama hocam siz bir bakın kaçmış pH'ı. Hocamın gözü görürken çok. Evet. Şuraya asidik diyelim. Asit. Asit, burası baz. 7,4 hocam.
7.4. Demek ki bunun içimi gayet güzel bir su demektir. 7.4 ise eğer içimi kolay, daha yumuşak, kolay. Yani bazik, alkali özelliğe sahiptir bu suyumuz diyoruz. Yıkama suyunun özelliklerine bakalım. Su, temizlik ve dekontaminasyonun temel maddesidir. Unutmayın neymiş? Su, temizlik ve dekontaminasyonun temel maddesidir. Su olmadan en iyi deterjan bile etkisiz kalır. Kullanılan suyun pH'i, sertliği, sıcaklığı ve saflıklığı, temizliği önemli şekilde etkiler. Demin arkadaşlarımız distile su dedik. Suyun pH'i önemli dedik. Ayrıca distile su dediğimiz saf su demek. Normalde suyun içinde nedir? İnorganik maddeler mevcut. Neymiş arkadaşlar? Suyun içinde inorganik maddeler var ama saf su dediğimiz H2O. Nedir? Bu saf sudur. Distile su, su arıtılarak ne yapılıyor? Damlatma yöntemiyle özel aletleri var. Onunla ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Ya da size normalde distile su nerede görebiliriz? Çaydanlıkta kaynadığınız zaman kapağında biriken su nedir arkadaşlar? Distile su, yani saf sudur. Suyun saflığı tüm partiküllerden çözülmüş, katı maddelerden, mikroorganizmalardan arındırılmış olması anlamına gelir. Suyun pH'i ise enzimlerin ya da deterjanların aktivitesini doğrudan etkileyen bir faktördür. Suda kalsiyum ve magnezyum aletler üzerinde kalıntı ya da korozyon. Korozyon neydi arkadaşlar? Oranın yıpranmasıyla oluşumuna yol açar, deterjanların etkinliğini azaltır diyoruz. Şimdi suyun özelliklerine baktık. Suyun distili olması önemli dedik. En iyi deterjandan bile en etkili çözücümüz neymiş arkadaşlar? Su. Unutmayın. En iyi çözücümüz nedir? Sudur diyoruz. Yıkama yöntemlerine bakalım. Yöntemleri. Evet. Şuraya yazayım sonra anlatalım. 52. Dezenfektör. Dezenfektör makinalarıyla üç ultrasonik. Yıkama. Evet, yıkama yöntemlerimiz bir elle yıkama, dezenfektör makinalarıyla ve ultrasonik yıkama diye ne yaptık? Üç ayırdık. Tıbbi cihazlardaki kaba kirlerin uzaklaştırılması biyolojik yükün azaltır. Arkadaşlar buradaki biyolojik yük neydi? Mikroorganizmaların sayılarını azaltmak üzerindeki nedir? Yıkama yöntemi. Üzerinde var olan mikroorganizmaların atılmasını sağlıyor dedik. O zaman yük azalıyor. Etkin temizleme işlemi makroskopik olarak görünür kirlerden arındırılması. Ötesinde sterilizasyon öncesi biyolojik yükün azaltılmasını da sağlamalıdır. Yıkama elde yapılır. Dezenfektör makinalarıyla ve ultrasonik yıkama olmak üzere üç şekilde olur. Arkadaşlar elle yıkamada hassas veya kompleks aletlerin yıkanması için otomatik
yıkama makinaları kullanılmalıdır. Bu aletler dikkatlice elde yıkanmalı ve durulanmalıdır. Elle yıkamada yukarıda belirtilen özelliklerle su yeterince büyük ve derin, en az 2 yıkama teknesi, ısıyla dezenfeksiyona dayanıklı küçük fırçalar, aşındırıcı olmayan temizlik bezleri, yani temizlik bezlerimiz hafif dereceli naylon veya uygun içerikli deterjanlar gerekmektedir. Elle yıkama işleminde alkali deterjanlar, kan ve yağ atıklarının uzaklaştırılmasında daha etkili olduğu için tercih edilmelidir. Bu deterjanlar az köprü, biyolojik çözünürlüğü olan, deterjan artığı bırakmayan, düşük alkali pH'li tercihen sıvı, toksik ve aşındırıcı olmayan nitelikte olmalıdır. Yani toksik olursa da bu sefer bizi de zehirleyecektir biz yıkama yaparken. Fırça gibi gereçler her temizleme işleminden sonra temizlenmeli ve ısı ile dezenfekte edilmeli. Yani kullandığımız fırçaları daha sonra tekrar ne yapıyoruz? Dezenfekte ediyoruz. Bu işlemler sırasında su geçirmeyen giysi ve eldiven kullanımı gibi genel koruma önlemleri uygulanmalıdır. Burada el yıkamada sıcaklık ne kadar olmalı arkadaşlar? 15 ile 30 santigrat derece olmalı. Akan su altında gözle görülen kan ve doku atıkları uzaklaştırılır. Yıkama teknesi yaklaşık 45 santigrat derece su ile doldurulmalıdır. Önerilen konsantrasyondaki bir deterjan eklenir. Araçların hepsi demonte edilerek temizleme suyuna atılır. Yani aletlerin açılması gereken yerleri varsa ne yapıyoruz? Aletleri açıyoruz ve öyle atıyoruz malzememizi. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra ılık su ile duruyoruz ve kurutma kabinine alınıyor. Lümenli aletlerin lümenleri fırçalanmalıdır. Lümen dediği yani delikli, gözenekli aletler demektir. Atık kalmayacak şekilde su ile durulanmalıdır diyoruz. Evet. Yıkama ve durulama işleminden sonra tıbbi malzeme üzerinde gözle görülür kir, deterjan ve herhangi bir kimyasal artık kalmamalıdır. Yıkama, dezenfektör makinaları ile dekontaminasyon diyoruz. Yıkama, dezenfektör makinaları ile kapalı mekanda temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yapılmasını sağlıyor. Isıya dayanıklı aletlerin temizliğinde kullanıyoruz arkadaşlar. Ayrıca yıkama, dezenfektör makinaları kullanımı ile eldiven, cihaz içine konan materyal, çıplak elle güvenle alınabilir duruma ulaşır. Yani bu aletin üzerindeki belli kirler dezenfektör makinalarıyla yıkandıktan sonra elle rahatlıkla alabiliriz. Çünkü üzerindeki mikroorganizmaları atıyoruz. Çalışma yöntemi çok sayıda yıkama ve durulama süreçleri içerir. Dezenfektör makinaları ön yıkama, temizlik, durulama, kurutma işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirir. Ön yıkama arkadaşlar, ön yıkamada kan ve organik atıklar ve kaba kirleri uzaklaştırmak amacıyla soğuk çeşme suyu ile yapılır. Bir ne yapıyoruz? Ön yıkama yapıyoruz. Temizlikte kullanılan deterjana göre 40 ile 55 santigrat derecede yapılır. Alkalen deterjanlar kullanılabildiği gibi enzim içeren veya içermeyen nötral deterjan temizlik maddesi olarak da kullanılır. Evet. Temizlikleri mutlaka yapılmalı diyoruz. Durulama. Durulama işlemi araç ve giriş üzerinde deterjan uzaklaştırmalıdır. Biz nasıl evde temizlik yaparken ne yapıyoruz? Kabları deterjanla yıkadıktan sonra mutlaka ne yapıyoruz? Duruluyoruz. Çünkü deterjan onun üzerinde olumsuz etkileri olmasın diye. Evet.
Kurutma. Kurutma çok önemli çocuklar. Kurutma, yıkama, dezenfeksiyon makinesi, ayrı bir kurutma programı yoksa kurulama, basınçlı hava veya kurutma kabinlerinde yapılır. Arkadaşlar, yıkama, dezenfeksiyon makinesinin ayrı bir, onu demiştik, yıkama, dezenfektör kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar neler, bir bakalım. Açtığın yüklenmemeliyiz cihazımıza. Sprey kollarını serbestçe döndüğünden emin olmalıdır. Sepetlerden çıkabilecek aletler sprey kollarının üstüne yerleştirilmemelidir. Nasıl bulaşık makinesine kap yerleştirirken bir iş güzel yerleştirirseniz oraya buraya çarpıyor ve çalışmasına engel oluyorsa, burada da malzemeyi ne yapıyoruz? Daha dikkatli yerleştiriyoruz. Tabi cihazın bağlantı ve kapakları suyun ulaşması için açılır. Büyük bir alet yerleştirilirse diğer aletlerin yıkamasını engellemediği kontrol edilmelidir. Boşlukları olan malzemelerin yıkanması için uygun pozisyonda makineye yerleştirmeli. Biraz önce lümenli aletlerden bahsetmiştik. O lümenlerden suyun geçip geçmeyeceğine dikkat ediyoruz ve ona göre yerleştiriyoruz. Hassas kırılma olasılığı bulunan cam ve buna benzer aletlerde uygun şekilde yerleşir. Yani birbirine çarpıp kırılmasını önleyecek şekilde yerleştiriyoruz. Mikro cerrahi aletler makineye ne yapılır? Dikkatli yerleştirilir. Proplar ve diğer kolayca kırılabilen parça ve aletler özel yapılmış aparatlarla kuruluyor. Yani geniş güzel makinenin içine açmıyoruz. Özel kapların içinde ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Evet, işleme biten aletler makineden çıkarılır. Makinede bekletilmez. Kurutma amacıyla verilen sıcaklık tıbbi aracın kurumasını sağlayamamış ise kurulama programını ne yapıyoruz? Tekrarlıyoruz. Arkadaşlar, eğer kurulamayan kaplarda yeniden kontamine kolaylaşır. Bu ne demektir? Demek ki ısı, nem, değişken şeyler mikroorganizmaların hemen kolayca üremesini sağlar. Kurutmada nedir? Gerektiğinde bir dezenfeksiyon sağlayıcıdır diyoruz. Evet, dezenfektör kullanım kayıtları da tutmalıyız. Arkadaşlar, ultrasonik dediğimiz zaman, ultra yüksek demek, sonik ses anlamında kullanıyoruz. Ultrasonik yüksek frekanslı ses dalgaları yoluyla tıbbi malzemelerin üzerindeki kirleri mekanik yolla uzaklaştırma işlemidir diyoruz. Neymiş ultra? Ultrasonik, yani yüksek ses dalgalarıyla mikroorganizmalar malzemeler üzerinden uzaklaştırılıyor. Kostik maddeler kullanmıyoruz, yani aşındırıcı malzemeler kullanmıyoruz. Kurutma, biraz önce de değindik. Yıkama sonrası kurutma işlemi tekrar kontaminasyon riskini azaltıyor diyoruz. Paketleme malzemeleri diyoruz. Ne yaptık? Bugün risklerine göre ayırdık. Kritik malzeme, yarı kritik, kritik olmayan dedik. Daha sonra yıkama çeşitlerinden bahsettik. Şimdi paketleme malzemeleri. Seledilen araç gereçlerinin kullanım anına kadar sterilliğine ne yapılması gerekiyor? Korunması gerekiyor. Bu amaçla steril araç gereçlerinin sterilizasyon sonrasında dış ortamla ne yapıyoruz arkadaşlar? İlişkisini keserek kontamine olmamasını sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor. Araç gereçleri sterilizasyon sonrası kontaminasyonu korumak, kullanım anına kadar sterilliğini muhafaza ettirmek amacıyla özel üretilmiş malzemeler kullanılarak farklı tekniklerle kaplanmasına paketleme denir. Ne yapıyoruz? Malzemeyi tekrar yeniden kullanıncaya kadar sterilizasyon bozulmadan ne yapıyoruz? Belli kapların içinde saklanmasına paketlenme diyoruz. Bunlar farklı teknikler kullanılabilir.
Değil mi? Bu işlemler yapılıyor. Paketlenen materyalin, sterilizasyon, gazın, havanın, buharın paket içine girişe çıkışına izin verecek nitelikte olmalıdır diyoruz. Evet, paketleme işlemi dikkat edilecek noktalar nelermiş bir bakalım. Bir kere alet ve malzemeler kurutulmalıdır. Kuruma dedik, biraz önce de değindik. Neydi? Çok önemliydi. Kurutmadığımız zaman tekrar yeniden kontamine oluyor demiştik. Kurulama, hava tabancası ve kurutma kabinleri kullanıları yapılmalıdır. Aletlerin temiz, kuru, çalıştığından emin olunmalıdır. Eklem yerleri, işlemeyen aletlerin ek yerlerine suda çözünen yağlarla yağlanmalıdır. Aşınma, korozyon, deformasyon ya da başka tür hasar gören aletler kullanım dışı bırakılmalıdır. Dokuma, paketleme malzemeleri uygun standartta yeterli bariyer özelliğine sahip olmadıkları için sterilizasyon amaçlı paket materyalleri olarak kullanılmaları uygun değildir. Yani kumaşlar, işte bunlar nedir? Havayı, diğer şeyleri geçirdiği için onları nedir? Paketlemede kullanmıyoruz arkadaşlar. Paketin bütünlüğü bozulmamış olmalıdır. Yani pakette bir bütünlüğü bozulursa biz bunu ne yapıyorduk? Sterilizasyonu bozuldu diye kullanımdan çıkarıyorduk, hatırlayalım. Evet, yırtılmaya ve delinmeye karşı dirençli olmalıdır. Yani öyle kolay yırtılıp delinecek malzemeden yapmıyoruz arkadaşlar. Sterilizasyon metodu ile uyumlu olmalıdır. Paket içindekiler hasardan korunmalıdır. Sterilize edilecek tıbbi malzemeyi kontaminasyondan koruyacak etkili bir bariyer oluşturulmalıdır. Tüy, yani hav bırakılmamalıdır. Havanın uygun şekilde boşalmasına müsaade edilmelidir. Üreticinin önerilerine göre kullanılmalıdır. Paketleme malzemeleri ve özellikleri. Tekstil örtüler, kağıt ve polipropilen paketleme malzemeleri, sterilizasyon ruloları, poşetleri. Tekstil örtülere şöyle bir bakalım çocuklar, ne özellikleri varmış. Sterilizasyon standartına uygun üretilmiş ve bariyer özelliği sağlayan tekstiller paketleme ve hasta örtü seti olarak kullanılabilir. Bu standartı sağlamayan tekstiller bu amaçla kullanılmamalıdır. Medikal kağıt ve dokunmamış malzemeler. Bu paketleme malzemeleri buhar, etilen oksit ve formaldehit sterilizasyonunda kullanılabilir. Hidrojen peroksit sterilizatörde ise selüloz içermeyen polipropilen tipleri kullanılır. Tek kullanımlık malzemelerdir bunlar. Sterilizasyon ruloları ve poşetlerine bakalım. Üç taraflı kapalı hazır poşetlerde ısı ile kapatmaya bağlı olan hata riski iki tarafı ısı ile kapatılan rulolara göre %50 daha azdır. Poşetlerde açma yönü rulolara göre daha belirgindir. Aseptik açılma daha uygundur. Bir tarafı kağıt, diğer tarafı şeffaf film tabakadan oluşur. Tek kullanımlıktır. Yani tek kullanımlık neydi arkadaşlar? Disposable'dır. Evet. Isı ile kapatılır ya da kendinden yapışkanlı olabilir. Plastik filmler iki veya daha fazla kattan oluşmalıdır. Plastik katlar arasında bağ ayrılmalı ve plastiğin şeffaflığı bozulmamalıdır. Evet, polipropilen rulolar, poşetler ham ve vesiz selüloz içermez. Düşük sıcaklık sterilizasyon yöntemlerinde kullanılır.
tek kullanımlıktır, ısı ile kapatılır. Konteyner sistemleri metal, plastik, filtreli veya valfli kapaklı kutulardır. Neme dirençlidir arkadaşlar. İçinde su buharının birikmesine izin vermeyecek yapıdadır. Sterilizasyon konteyner içine nüfuz edebilmesi için filtreli bölümleri olmalıdır. Konteynerlerde tek kullanımlık filtre ya da çok kullanımlık seramik filtre veya valf sistemi, valf kapak demek sistemi olabilir. Filtreleri üretici firmanın önerisi doğrultusunda değiştirmelidir. Konteynerler içinde sızdırmazlık kontrolü üretici tarafından belli aralıklarla yapılmalıdır. Üretici önerisi yoksa test 6 ayda bir yapılmalıdır. Steriliteyi sürdüren şeffaf plastik örtüler. Tozun pakete temasını engelleyen şeffaf plastik poşetten yapılmıştır. Sterilizasyon sonunda uygulanır. Malzemenin raf ömrünü uzatır diyoruz. Arkadaşlar paketlemede genel prensipler var. Buhar sterilizatörlerinde steril edecek bohça ebatları 30x30x50 cm boyutlarında daha büyük olmamalıdır. Zarf veya dikdörtgen usulü paketleme çift paket ile yapılır. Her paket ayrı paketlenir. Paketlerin üzerinde sterilizasyon tarihi, bunu yazalım paketlerin üzerinde. Bir diyelim ki sterilizasyon tarihi. İki, paketin içeriği. Yani içinde ne bulunduğu. Baş harfleri, ve yükleme numarası, bu ne yazılıyor? Maruziyet bandına, maruziyet bandına yazılır. Sterilizasyon poşetlerini her paket için kimyasal indikatör bulunur. Ne bulunurmuş arkadaşlar? Kimyasal indikatör. Arkadaşlar kimyasal indikatör nedir diye baktığımızda indirgeyici olarak görüyoruz. Biz burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Sterilizasyonun olup olmadığını bize belirtiyor. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Bir turnusol kağıdını nedir? Bir sıvıya batırdığınızda asit ya da baz olduğunu görüyoruz. Burada da işte bu yakıştırılan indikatörler sayesinde renk değişimi meydana geliyor. Diyelim ki rengimiz kırmızıyken eğer siyah dönüyorsa onun sterilliğinin bozulduğunu gösteren bir band bunlar. Bunlar nedir? İndikatörler bulunuyor diyoruz. Paketlenmiş alet setinin tepsi, alet ve bohçanın toplam ağırlığı 7-7,5 kilogramı nedir arkadaşlar? Geçmemelidir. Paketlenecek aletin temizliği, kuruluğu ve tam olarak çalıştığı kontrol edilir. Taslar içine konacaksa arasına ne yerleştirir? Havlu yerleştirir. Keten veya pamuklu bir havlu ile tek katlı tamamen açılmış olarak tepsi tabanına yerleştirilir.
Bunlar paketleme kurallarımız. Tepsiden taşan havlu aletlerinin üzerine ne yapıyoruz? Kat diyoruz. Paketleme yöntemleri zarf, dikdörtgen ve kağıt plastik poşetlerle paketleme yöntemi olarak 3 şekilde uygulanır. Evet, zarf yöntemiyle paketleme. Keşke bunları şöyle gösterme şansımız olsaydı. Ben bunları derslerde göstermiştim size ama burada neyse değinerek geçelim. Arkadaşlar, masa üzerine çift medikal kağıt serilir. Alet seti orta köşeli olarak yerleştirilir. Alet seti ortaya köşeli olarak yerleştirilir. Önce geniş tarafta köşe alet setin üzerine çevrilir ve uç kısmı kolay açılabilmesi için geriye kıvrılır. Yani bir şeyi katladığınız zaman ne yapıyorsunuz? Şöyle ucunu da tekrar şöyle kıvırıyorsunuz ki açarken buradan tutup açması kolay olsun diye. Sağ ve sol köşe uçları geriye kıvrılarak paketlenecek malzemenin üzerine ne yapılır? Katlanır arkadaşlar. Son olarak diğer geniş taraf malzemenin üzerine katlanır. Uç paketin içinden çekilebilecek şekilde ne yapılır? Sıkıştırılır. İkinci kat örtüde aynı yöntemle kapatılır ve bantlanır. Ne bantı kullanıyorduk? Maruziyet bandını kullanıyorduk. Unutmayın. Daha sonra kimyasal indikatörlerini yapıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar, dikdörtgen yöntemiyle paketlemeyi siz evde biraz deneyin. Olur mu? Dikkat ediyoruz. Bugünkü konularımız burada bitirelim. Haftaya dikdörtgen yöntemiyle paketlemeden başlayarak ne yapalım? Konumuz nereye geliyor? Evet, göstergelerimize, kimyasal indikatörlerimiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Haftaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.